Koronavirüs tehlikesi bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye'de etkisini artıran koronavirüs pandemisinin ilimizde de kendisini göstermesinin ardından vatandaşların evde kal çağrılarına daha fazla uyması gerektiğinin altını çizdi. Malumunuz koronavirüs tehlikesi, salgını diyeyim hatta, bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bu anlamda şehrimizde de etkisi ne yazık ki giderek artmaya devam ediyor. Başkan Tanju Özcan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında ilimizde vaka sayısının artmasının önüne geçmek, daha önemlisi can kaybının olmamasını sağlayabilmek için vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği çağrısında bulundu. İlk günlerde hiç vakamız yok diye mutluluğumuzu ifade etmiştik ama vakalarımız maalesef artmaya devam ediyor. Tahlil sayısı arttıkça da önümüzdeki günlerde de artış eğilimini sürdürecek gibi görünüyor. Tabii bizim önceliğimiz elbette vaka sayısının artmasının önüne geçmek ama daha da önemlisi can kaybının olmamasını sağlayabilmek. Şu ana kadar Türkiye genelinde açıklanan rakamlara baktığınızda Bolu'muzda vaka sayısı nüfusuna göre çok olan illerden değil. Bu mutluluk verici. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Bolulular hükümetimizin ve yerel yönetimlerin aldığı tedbirlere diğer illere göre daha fazla riayet gösteriyor. İlk günlerdeki anlam bu. Ancak yine üzülerek bazı rakamlar paylaşacağım. Bolu'da hala hani Türkiye ortalamasının üstünde bile olsa bu evde kal çağrılarına uyan vatandaşımız hala yeterli değil. Başkan Özcan, vatandaşların uyarıları dikkate almadığını da sözlerine ekleyerek gün içerisinde belediyeye 1461 kişinin girdiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'nin kapısından 1461 kişi girmiş. 1461 kişi. Hadi bunun personel olarak girenlerin 400 olduğunu kabul etsek, şu saat itibariyle daha mesai bitmeden 1000 ve 1000 üzerinde vatandaşın sadece Bolu Belediye binasına giriş yaptıklarını üzülerek ifade ediyor. Tabii biz her girenin ateşini ölçüyoruz. Bugün itibariyle yüksek ateş vakasına rastlamadık. Ancak Bolu Belediyesi binasına 1000'in üzerinde vatandaşın girmiş olması maalesef bu yasaklara tam anlamıyla uyma konusunda iyi bir yere doğru gitmediğimizi gösteriyor bize. Evet, biz bugünlerde vatandaşlarımıza evde kalın çağrısı yapıyoruz. Dediğimiz gibi önemli ölçüde uyuyorlar. Özellikle yaşı büyük olan vatandaşlarımız, 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız, geçen de söyledim, biz onlara hastalığı yayan insanlar olarak görmüyoruz. Tam tersi, bu hastalıktan öncelikli korunması gereken insanlar olarak görüyoruz. O yüzden onlara sürekli olarak evde kalın çağrısını daha sıklıkla yapıyoruz. Tabii biz bu süreçte halkın nabzını da tutmaya devam ediyoruz. Ekonomik gücü yerinde olan vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak daha çok evde kalın çağrısına uyduklarını görüyoruz. Ama diğer taraftan evlerine ekmek götürme derdinde olan vatandaşlarımız var. Bunlar bize mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu konuda devletin acil önlem alması gerekiyor.